Ben Mustafa Ergin, Teknon Belediye Başkanı, bütün emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Bize bu hizmeti sağladığınız için. Teknon Erzurum'un güneyinde bir ilçe. İlçe merkezi 71 tane köy ve mezarlarıyla birlikte toplam 115 tane yerleşim birimine sahip. Şu anda Büyükşehir Yasası'na göre de tabii köy demeyelim, mahalle. Teknon ilçemiz genellikle hayvancılıkla geçimi sağlamaktadır. Ancak kış şartlarının buralarda çetin geçmesi nedeniyle 6 ay, 7 ay ağır kış şartlarında vatandaşlar burada hayatını zor şartlarda idame etmektedir. Tabi hayvancılık katkı konusunda da elbette bir kısmı çoğun göçebe olarak yazın diğer illere gitmektedir. Geri kalan kısmında Teknon'da bu zor şartlarda hayatını idame eden vatandaşlarımızda da en büyük sıkıntılarımız Teknon'un ulaşım yolu. Şimdi Teknon'un önceki yıllarda sürekli kullanmış olduğu Köprüköy Pasinler üzeri giden bir 160 kilometre boyunda bir yolumuz vardı, sürekli kullanılıyordu. Ancak son yıllarda Palandöken yolu alternatif olarak devreye girdi. Palandöken yolu da sadece mevsimlik yol olarak görünüyordu. Evet. Dolayısıyla o yol 65 kilometre son yıllarda devlet iyi bir hizmet yaptı. Çok güzel bir yol yaptı. Ama maalesef sadece 6 ay kullanılıyor veyahut da 5 ay kullanılıyordu. Neden? Kar, Palandöken tepesinde 4-5 metre boyunda kar, sürekli tipi, sürekli o yolun ulaşıma açılması çok sıkıntı. Neden? Ancak sağ olsun bize bu konuda destekleri esirgemeyen Sayın Valimiz, Sayın Bölge Belediye Milletvekillerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hiçbir konuda hizmette bizim taleplerimizi geri çevirmediler. Teknon'un hayal edemediği, rüyasında bile göremediği Palandöken yolu artık kışın bile 12 ay boyunca ulaşıma sürekli açık tutuldu. Bu konuda ben devlet büyüklerine, karayolları ekiplerine de dahil ederek hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Teknon halkı adına. Yalnız Teknon'un 50 yıldır hayal ettiği bir Palandöken tüneli. Teknon'un gerek ulaşım konusunda, gerek ekonomi konusunda, gerek Teknon'un dışarıya daha iyi bir şekilde tanıtımı açısında büyük bir proje. Tabii bu sadece Teknon için olan bir proje değildir. Evet. Allah'ın izniyle bu proje ki geçtiğimiz 2 hafta önce Sayın Ulaştırma Bakanımız da Erzurum'da vekillerimize ve bize 2021 yılı yatırım programına alacağını söyledi. Bu tünel inşallah harekete geçerse bütün Teknon'un rüyası gerçekleşmiş olacak. Hayalleri gerçekleşmiş olacak. Allah'ın izniyle devletimizin ekonomik imkanları dahilindeki programa alındıktan sonra da Erzurum'la ulaşımımız bizim 35 kilometre. 35-37 kilometre düşecek. Yaz kış hiç farkımız olmayacak. Bunun yanında bütün köy yollarını Allah'ın izniyle hemen hemen hepsi asfaltlanacak. Ancak şu anda sıcak asfalta da birkaç köylerde de başladık mahallelerimizde. Son bir yılda Teknon'da iyi hizmetler yaptık. Devlet büyüklerimiz, milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız iyi destekte bulunuyor. Teknon inşallah 3-5 yılda hiç gözle fark edilmeyen, daha doğrusu şu anda bile İşten hissedilen büyük değişiklikleri görecektir Allah'ın izniyle.
faaliyetlerden dolayıdır ki Tekvan çok göç verdi. Metropollere Tekvan nüfusu büyük bir göç verdi. Dolayısıyla bizim okuyan gençlerimiz, çalışan, üreten gençlerimiz neticede burada bir iş sahası olmadığı için, kendi ailelerine bir kazanımda katkıları bulunmadığı için haklı olarak elbette ki başka arayışlarda bulunmaktalar. Ancak buranın geçim kaynağı yüksek oranda %90'ı hayvancılık. Tarım kısmı çok az. İnşallah hayvancılık da burada iyi bir gelişme sağlıyor, gösteriyor. Bir yatırım sektörü olmaya başladı. Hayvancılıkta da devletimizin, tarım politikasının teşviklerinden ve desteklerinden dolayı ciddi oranda bir hayvancılık, vatandaş artık verim almaya başladı. Bu hayvancılık artık ilçemizde çok iyi bir gelir kaynağı olmaya başladı. İnşallah bundan sonra da başka türlü yatırımlar yaparak ilçemize daha iyi tesisler, gençlerimizin gerek hizmeti, gerek sosyal yaşantılarını daha iyi idame etmek için bizim bu yönde çalışmalarımız da olacaktır inşallah. Tekman'ın artık göç verir değil de göç alır bir ilçe olması için bütün gayretlerimizi göstereceğiz inşallah. Şehir girişindeki gerek billboardlarda, gerek yeşil alanlarda, kavşaklarda yeşil alan, ağaçlandırma, çiçek ve peyzaj alanlarımız devam edecektir ilçe merkezinde. Tabii köylerde de zaten ciddi oranda sıkıntılarımız var. İnşallah onları da ara ara göstereceğiz. Köylerin altyapıları gerekse, yol ulaşım yapıları olsun. İnşallah bunlara devam edeceğiz. Peki efendim, parki çalışmalarınız var. Şehir merkezinde ve ilçenin bazı bölümlerinde çalışmalarınız devam ediyor. Bunlardan seyircilerimize bahseder misiniz? Parke çalışmalarında öncelikle çocuk oyun alanları Tekman'da çok az bir kısmı devam ediyor. Ancak biz bu Tekman'ın çok iyi bir görünüm sağlanması için vatandaşlarımızın böyle dere kenarında sahil görünümü diyebilirim. Bu peyzaj alanlarında, park alanlarında en az da vatandaş işten sonra gelip de rahat bir istirahat edebileceği, dinlenebileceği güzel alanlar oluşturacağız. Bunları gittikçe daha da büyük alanlara kavuşturacağız. Ki Tekman bu Aras Nehri boyunca da bu potansiyele de sahiptir. İnşallah bunları daha iyi bir hale getireceğiz. Biz elimizden geldiği kadar da vatanını, milletini seven, sayan yeni bir nesili, daha iyi bir nesil yetiştirmek için eğitimi elimizden geldiği kadar büyük bir katkıda sağlayacağız. Genel olarak bütün bu alanı hem ağaç hem de yeşilliğe kazandıracağız. Ufak bir yürüyüş yolu olacak. Doğanın hemen yamacında da büyük bir ebatta, ona 4,5 metre ebatında canlı bir şekilde, hali hazırda suyu akar vaziyette bir şelale de olacak. Çok güzel. Evet, bu şelale, bu yeşilin arasında birkaç tane seyrek ağaç, onlara uyacak doğal, çok harika görünümlü çiçeklerle birlikte, şimdi bir alanla hem görüntüsü harika olacak, hem de bu şelalenin buradan akması, Tekman'ın girişinde, Tekman'ın daha iyi bir yer olduğunu gösterecektir inşallah.